Seçimden sonra hareketlenmesi beklenen ikinci el otomobil piyasasında durgunluk yaşanıyor. İkinci el arabalarını satmak isteyen vatandaşlar alıcılarını beklerken, alıcılar ise ikinci el araç fiyatlarının sıfırdan daha pahalı olduğunu söyledi. İkinci el otomotivciler sitesinde her cumartesi günü kurulan ikinci el otopazarında alıcı ve satıcı buluşuyor. Türkiye'de yaşanan seçimler sonrasında hareketlenmesi beklenen ikinci el araç piyasasında henüz durgunluk hakim. Araç pazarında satıcılar internet ortamında daha fazla alıcı bulduklarını belirtirken, alıcılarsa ikinci el araçların sıfırdan daha pahalı olduğunu ifade etti. Alıp satıyoruz ama şu son dönem için seçimlerden sonra beklentiler vardı. Sıfır araç sorunu var. Şu anda ikinci el sıfırdan daha pahalı. Bundan dolayı yani ben sektörde 10 yıldır bu işteyim. Son dönemde yaşadım, hiçbir zaman yaşamadım. Aldığını satamaz, sattığını alamaz hale geldi. Gerçek binici yok burada. Herkes birbirine araç satıyor dese geri var. Ondan dolayı da fiyatlar çıkıyor. Yani bugün yüzüne bakmadan araç 200-250 bin bandında. O yüzden bu şekilde. Şu anda fiyatlar yukarı çıkıyor ama alıcı yok, arzı yok. Talep de olmayınca ben son bir aydır burada herhangi bir şey görmüyorum. Gelen giden sayılar, kişiler hep aynı. Anladın mı? Gerçek yani buraya bir de şey olarak bu Samsun'un sıkıntısı şöyle. İkinci elde burada cumartesi günleri bir servis ağı yok. Buraya gelecek olan kişi otobüsü yok. Bir kişiyi yanında getirmesi lazım. Onlar da artık güncel olarak internet var. Ondan takip ediliyor araçlar. Oradan da çok da bir şey çıkmıyor ama velev ki böyle yani durum. Şu anda şöyle söyleyeyim, 300 veya 400 bin bandında araçlar, hani herkesin ulaşabileceği cinsler. Burası zaten yüksek segmentte araçları satmıyor. Galeriler onu satabiliyor. Ama şahıslar burada hani cumartesi günü oluşturulan kişilerde yani 250-300 o bantta araçlar satılıyor. Fiyatlar birazcık fazla. Çünkü eski ikinci el araba olarak biraz fazla. Şu anda yok. Bayram üstü belki olabilecek inşallah. Onu bekliyoruz. Haftaya başlar ama şu anda yok. Satıcısınız galiba. Satıcıyım şu anda. Şimdi benim sattığım araç şu anda 365 bin lira istiyoruz. Ama normal değeri tabii bu kadar değil. Ama ortam onu gösterdiği için mecbur yazmak zorundayız. Ama tabii bayrama doğru biraz daha yükseleceğini düşünüyoruz. Yeni araçlar şu anda yok, satılmıyor. İkinci el şu anda öyle tahmin ediyorum sıfırdan daha pahalı. Vallahi internete koyduk, 5-6 kişi günde soruyorlar ama daha uygun almaya çalışıyorlar. Biz versek aynı parayı araç alamayacağız. O yüzden şu anda vermiyoruz. Vallahi piyasanın son özellikle son 1-1,5 yıldan dolayı piyasa oldukça bayağı bir yükseldi. Bu gitgide de daha da yükseleceği gözüküyor zaten. Yani şu gördüğünüz araçlar yani 7-8-10 bin lira civarındaydı yani 2 seneye kadar. Şu anda en kötüsü 130-140 lira döküğünden başlıyor. İyisine 250-300 bin lira isteyenler de var. Bu sadece Tofaş için ya da Broadway için geçerli değil. Bütün piyasadaki araçlar için. Yani ikinci el araçlar sıfır araçlardan daha pahalı desek yeri var yani. Bunu da mutlaka siz de görmüşsünüzdür. O yüzden söyleyecek bir şey yok. Bu işin gidişat pek iyi bir gidişat değil.